Merhaba arkadaşlar, ben Airsoft Askeri ve bugün sizlerle birlikte polislerimizin, kolluk kuvvetlerimizin de kullandığı, aynı zamanda birçok oyunda da gördüğünüz MP5'i inceleyeceğiz. MP5'in tarihi arkadaşlar çok eski. 1949'da kuruluyor. Heckler & Koch fabrikasından çıkma bir ürün bu. Tabii ki şu an elimde görmüş olduğunuz ürün Tayvan malı. JMA denilen bir marka var. Onun üretmiş olduğu bir ürün. Dünya genelinde de çok kullanılan, şu ana kadar 20 milyon adet üretilmiş olan bir tüfek. Yakın mesafelerde teröristleri ya da düşmanları etkisiz hale getirmek için kullanılan bir silah. Airsoft'ta da Türkiye'de bolca kullanılıyor. Çünkü biz HK'nın ürettiği, yani Heckler & Koch'un ürettiği o Alman tüfeklerinden kullandığımız için MP5 de onlardan biri olduğu için çokça kullanılıyor arkadaşlar. Tabii ki şarjörleri M4'lerin şarjörlerinden ve AK-47'lerin şarjörlerinden daha farklı. O yüzden taşıyıcılarınıza da bu şarjörleri tek tek M4 taşıyıcılarınıza koyduğunuz zaman biraz sıkıntı olabiliyor ama çifter çifter doldurursanız arkadaşlar hiçbir problem olmayacaktır. Tabii buna bağlı olarak da bir yaklaşık olarak 7-8 tane şarjöre ihtiyacınız var. Şu anda ben bu oyuncağı ikinci el aldım. Bu şarjörlerle beraber aldım. Eğer sıfırını almak isteseydim oyuncağın pili ve şarj aletiyle beraber satılan bazı seçenekler var. Bu yaklaşık olarak 900 ile 1000 TL arasında farklı farklı modelleri daha farklı fiyatlara denk geliyor. Oyuncak ikinci el olduğu için birazcık bazı bozuklukları var. Gezi eksik. Bu HK gezi aslında çok keyifli bir şey. Airsoft için çok fazla önemli değil. Elinizle tuttuğunuz yeri de pek güzel gözükmüyor. Biraz oynuyor. Çünkü hop-up sistemi bunun şurada. Şurada gördüğünüz incecik bir şey var. Çok minik. Böyle ilk defa bir hop-up sistemi görüyorum. Bununla oynaya oynaya sanırım burası da gevşemiş ve burası çok sağlam durmuyor. Onun dışında da dipçik kısmı da biraz oynuyor. Yine taka çıkarıla söke söke baya bir oynanmış bu oyuncakla. Bu yüzden kozmetik olarak çok iyi durumda değil ama geri kalan parçaları çalışıyor. Bir adet kurma kolu var. Sadece gösteriş amaçlı. Bazı modellerde mesela GNG markalı oyuncaklarda. Evet, şurada bir yerde bir yer açılıyor ve oradan hop-up ayarını yapıyorsunuz. Bu oyuncağın pil haznesi arkasında. Bu güzel bir şey çünkü MP5'lerde şöyle bir sorun oluyor. Mesela katlanır dipçikli MP5'lerde pil haznesini ya şuraya koyuyorlar ya buraya koyuyorlar. Bunlar pili takıp çıkarmak için zor şeyler. Ama bu katlanamayan sabit dipçikli modellerinde pil haznesinin arkada olması büyük avantaj. Standart olarak 9.6 voltluk 1200 mAh'lik NiMiH pil kullanarak bu oyuncağı çalıştırabiliyorsunuz. Onu şarj etmeniz için de yine 9.6 voltluk bir adet adaptör ihtiyacınız var. Ama lipo pil de kullanabilirsiniz. Fakat bunun gearbox'ı yani içerisindeki motoru eski olduğu için bence çok yüksek bir voltlu lipo pil kullanmayın derim. 7.4 voltluk bir lipo pil olabilir. Amperi çok önemli değil yani miliamperi. Yani miliamper ne kadar fazla olursa piliniz oyunun içerisinde o kadar dayanıklı oluyor. Mesela 2500 miliamper bir lipo pil kullanabilirsiniz. Ama size tavsiyem kendi standartı neyse bir oyuncağın onu seçmeniz en başta. Çünkü içerisindeki gearbox'ı bozma ihtimaliniz var yani motoru. Sesi de şu şekilde. Sesi hiç fena değil. İçinde bir MOSFET sistemi yok ama bir sigortası var. Yüksek voltlu bir pil taktığınızda o sigortayı yakıp motora zarar vermemesini sağlıyor. Bu güzel düşünülmüş. Neden böyle bir oyuncak seçersiniz ya da neden seçmemeniz gerekiyor? Şimdi eğer bu oyuncakların hepsinin üzerinde ray sistemi hazır gelmiyor. Sizin teker teker bunlara ray takmanız gerekiyor. Onun da şu minik çentiklere uyan raylar var. O raylardan takıp bunun üzerine merceğinizi vesairenizi ne takacaksanız onun üzerine takıyorsunuz. Ben şimdilik geçici olarak buraya bir ray sabitledim. Çok minik bir ray. Ama bunu sonra çıkaracağım. Sadece atış yaparken zoom kamerasını takabilmek için. Tek sebebi o. Onun dışında ön tarafında da herhangi bir ray sistemi yok. Yani fener, lazer gibi şeyler takamazsınız. Onun için ayrıca bir ray almanız gerekiyor. Bunun önüne takılan bunları değiştirebiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Parçaları var. AliExpress'te satılıyor. Mesela şuraya takılacak ray
AliExpress'te 38 lira gibi bir şeydi. Yeni çıkan yasalara göre de arkadaşlar 25 doların üzerindeki Airsoft ürününü AliExpress'ten geçirdiğiniz zaman emniyete takılma ihtimali var. Bu da yeni çıktı. 2019'dan sonra girdi bu yasalar devreye. Çünkü bazı arkadaşlarımın aldığı mercekler, oyuncak aparatları, şarjörler emniyete gitmek zorunda kalmışlar. Bazıları geçirmiş, bazıları geçirememiş. Bu da bir bilgi olsun. Dipçik kısmını değiştirebilirsiniz, küçültebilirsiniz, çıkartabilirsiniz. Ekstra burayı, pilini dışarıya takabilirsiniz. Ama tavsiye etmem. Onun dışında M4'lere nazaran farklı olarak daha önce kullandığım oyuncaklardan daha fazla mermi atmıyor. Aynı sayıda mermi atıyor. Farklı versiyonları farklı saniyede attığı BB sayısı fazla olabilir. FPS'si de 350 ile 400 arası. Atış mesafesi de tahminim 30 metredir. Yakın çatışma yapmak istiyorsanız, yani 20 metre bir oyuncunun yanına girip atış yapacaksanız bunlar çok kullanışlı. Çünkü zaten hafif, taşıması kolay. Duvarların kenarlarını dönerken bu tip oyuncaklarla daha rahat hareket edersiniz. Klasik olarak değerlendirebilirsiniz bunu. O yüzden güzel aslında. Ben de o yüzden tercih ettim böyle bir oyuncağı almayı. Şimdi bununla birlikte tabii ki bu 1, 2, 3, 4, 5 tane mid cap şarjör, 2 tane high cap şarjör. Buna akse diyorlar. Ben hiç daha önce kullanmadım. BB'leri buradan dolduruyorsunuz. Burada kapakçıkları var. Bunun da bir tanesi de burada. Bu bir high cap şarjör aslında. Yani taramalı tüfek gibi taka 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 ateş etmenizi sağlıyor. Pek kullanışlı bir şeye benzemiyor. Midcap şarjörleri de BB Loader'la BB'lerinizi basıyorsunuz ve öyle kullanıyorsunuz. Bunlar siz hareket ederken da şıkır şıkır ses çıkartıyorlar. Ayrıca 50 tane falan BB alıyor bir tanesi. Şarjör değiştirmek için şuradaki mandala basıp çıkartıyorsunuz şarjörü arkadaşlar. M4'ler gibi yandığı bir tane tuşu da var şurada minnacık. Oradan da çıkıyor. Oradaki tuşa basıp. Dediğim gibi kurma kolu bir işe yaramıyor. Kurma kolu sadece aksesuar. Ama şu hareketi yapmak için güzel ama çok fazla yapmayın sanırım bu mandal kopabilir. Bunun dışında da arkadaşlar dipçiğinde arkadaşlar bir adet tornavidayla söküp içini göstereceğim. İçindeki fünyesini falan. Söküp çıkartıyorsunuz. Görün bir tane uzatma kablosu var içinde. Dipçini söktüğünüz zaman eğer daha kısa kullanmak istiyorsanız şu şekilde buraya başka bir aparat almanız lazım bunu gizlemek için. Ve sonra pili de zaten dışarıda tutmanız gerekiyor. O da büyük bir uğraş açıkçası. Yani çok fazla değmez. Burası çok rahat açılıyor. Çok güzel. Dediğim gibi bu pille çalışıyor. Bunun sigortası da şu. Bu gördüğünüz zımbırtımın sigortası. Bunun içinde bir tane ince bir şey var. Eğer pilin gücü fazla gelirse o pat diye atıyor. Teknik olarak arkadaşlar özellikleri kısaca bunlar. Şimdi bunları içine takacağım ve birkaç tane deneme atışı yapacağım. Üzerine kameramı takıp elimde görmüş olduğunuz 20 gramlık BB'leri high cap'in içine doldurup kameramı bağlayıp birkaç tane deneme atışı yapacağız. O sırada da şunu da söyleyeyim. Mesela yani şarjörleri aslında çok güzel. Çok zor oturuyor. Şu an tek atıyor ve şu an otomatik atıyor. Bu sistemi çok sağlam. Şarjörlerin besleme problemi yok. O çok güzel. M4'lerde genelde karşılaştığım şey oluyordu. İşte şarjörleri böyle farklı besleme problemleri çıkıyordu. Mesela bunda öyle bir şey yok. O yüzden güzel. Kullanması daha kolay bence ve M4'lerin dipçik tarafları daha kısa olduğu için onlara mesela bazen pil sokmak çok zor oluyor ama bunun pil haznesi çok büyük. Yani buna büyük bir lipo pil bile koyabilirsiniz. Ama dediğim gibi voltajına dikkat edin. Yaklaşık bir 10 metreye 15 metre atış yapacağız. Bu stüdyo alanı çok büyük bir alan değil. Üzerine gördüğünüz gibi kameramız Foxeer Legend 2 markalı bir adet zoom kamera. Şimdi bunu başlatalım. Kaydedelim. Bakalım nasıl olacak. Herhangi bir şekilde hedef almadan attım. Öylesine sıktım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gez göz arpacık olmadan hedef bayağı bir sağ kaymış. Kağıt paramparça olmuş ama çok fazla sağ kaymış. Ya tamamen dediğim gibi bakmadan attım. Sırf kamerayla beraber çekmek için zoom kamerayla beraber. Şimdi şuna karar verdim. Buna kamerayı adapte ettiğiniz zaman kameranın ucunda bunun silüetini görebiliyorsunuz. O da biraz problem. Orijinal bir ray adaptörü almam gerekiyor. Bu kesin. Şimdi gezi olmadan bununla düzgün atışlar yapabilecek miyim ona bakacağım. Yeni bir hedef koydum. Deneyelim görelim. Şuradan tekliden başlayalım. Olabildiğince düz olmak gerekiyor da. Silah oyuncağın düz tutmak lazım yani.
biraz hop hop ile oynayalım. Tamamen öne ittirelim bunu. Bir de aşağı ittirelim bakalım. Yani buradaki hop hop ayarı şöyle çalışıyor. Bunu oyuncak tam tarafa doğru, yani namlunun tam ters tarafına doğru çektiğinizde bu küçük pini kara atıyor. Evet, tada durması daha mantıklı. Yakın hedefler için en mantıklısı sanırım boncuğa çok fazla baskı uygulamayıp onun yukarıya doğru gitmesini engellemek. Evet. Sadece birkaç atış dışına çıkmış hedefimizin. Çok da fena değil sanırım kurma zamanı. Evet. Çıtır çıtır çıtır, bakın. Gördüğünüz gibi bu şekilde kuruyorsunuz. Yani gezi olmadan da fena atışlar yapılmıyor değil. Yani yine de bir şekilde tam ortaladığınızda, o arpacıyı tam ortaya koyduğunuzda, yani silahın şu iki çizgisi arasında tam ortaladığınız zaman da yine aynı isabet ulaşabiliyormuşsunuz. İyiymiş. Şimdi ard arda sıktığınız zaman biraz hafif kaymalar başlıyor. Yani sola doğru atış etmek gerekiyor tam ortalamak için. Gene de çok kötü değilmiş arkadaşlar. Evet, şu anda bakıyorum. Önümdeki kameranın minik izlencesinden. İçinde boncuk var mı yok mu kontrol ediyorum. Evet, içinde boncuk bırakmıyor. Bu güzel bir şeymiş ya. İkinci el bir oyuncağa göre atışları o kadar da tahmin ettiğimden daha kötü değil. Kesinlikle tabii ikinci el olarak alın diyemem. Ama kozmetik olarak eğer memnun kalmayacağınızı düşünüyorsanız ikinci el oyuncakları tercih etmeyin tabii ki. Bir de tanımadığınız birinden tabii ki almayın. Bu test aşamasını daha önceden yapıp eğer oyuncağı alırsanız bu daha güvenli olacaktır sizin için. Buna çok dikkat edin. Kurma kolu da dediğim gibi hiçbir işe yaramıyor. Ama yani eğer illaki ben çok gerçekçi bir hissiyat yaşayacağım diyorsanız kurma kolunu çekip şarjörünüzü çıkartıp bunu yerine koyup ikincisini takıp kurma kolunu indirip de atış yapabilirsiniz. Eğer bir SWAT ajanı ya da polis özel harekat gibi gözükmek istiyorsanız arkadaşlar bu model oyuncağı tercih edebilirsiniz. MP5 A4, birçok farklı markanın bu model oyuncağı mevcut arkadaşlar. Hepsinin tabii markası ve modeline göre kaliteleri de değişecektir. Oyunlardan, işte filmlerden vesaire görüp efsane bir silah olduğunu bildiğim için bu oyuncakla bir test videosu, sizin için böyle bir izlenim videosu yapmak istiyordum zaten ne zamandan beri. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni sosyal medya hesaplarından takip edin. Tavsiye ettiğim videoları da izlemeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın. Bunun mesela hızlı şarjör değiştirme yöntemi de şöyle. Kurma kolunu çekiyorsunuz. Şuradaki mandala bastırıyorsunuz. Fırlatıyorsunuz. Tak.